Derin anlamları olan animasyon çizgi filmlerinin ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde kayıp balık Dory, iyi bir dinozor, ters yüz, cesur, yukarı bak ve Wall-E'nin verdiği mesajları değerlendirmiştik. Umarım ilk bölümden keyif almışsınızdır. Hazırsanız kaldığımız yerden diğer yeni maceraları birlikte değerlendirip devam edebiliriz. Ratatouille 2007. Remy adında yemeğe düşkün, şişman bir fare varmış bu öyküde. Remy, ailesinin tüm istemeyişi ve bir fare olarak yapılması imkansız tek bir hayali sahipmiş. O da aşçı olabilmek. Ama sıradan bir aşçı değil, büyük bir Fransız restoranında ünlü bir aşçı olma hayali. Kahramanımız ünlü bir aşçı olma hikayesine yer alan o meşhur restoranın yeni çöpçüsüyle ilginç bir anlaşma yapar. Remy aradığı fırsatı bulmuş ve tüm hünerlerini sergileyebileceği büyülü mutfağa ulaşmak üzeredir. Ancak bu hayalini gerçekleştirmek farelerden iğrenen bir insanlığın var olduğu bir dünyada pek kolay olmayacaktır. Şans Remy'nin yanındadır ve Paris kanalizasyon atıklarında yemek pişirme üstadı Auguste Gusto'nun ünlenmiş bir restoranına ulaşmak üzeredir. Eşsiz bir Fransız restoranı mutfağındaki hoşlanılmayan ve hatta kesinlikle istenmeyen bir misafir olmanın getirdiği tehlikelere rağmen Remy'nin aşçı olma arzusu tüm olayları alevlendirerek Paris'in yemek dünyasını tepe taklak eden inanılmaz bir üstünlük mücadelesinin başlamasına neden olur. Remy, aşçı olmak isteyen bir fare olarak betimlenmiş. Kimse ona inanmasa da o hayallerini gerçekleştirmek için yılmadan, usanmadan çalışmış. Ratatouille bize hayallerimizi gerçekleştirmek için kararlı ve yeterince cesur olursak nereden geldiğimizin bir önemi olmadığını anlatıyor. Yani size yapamayacağınızı söyleseler bile içinizde bir umut kıvılcımı varsa hayallerinizden asla vazgeçmeyin demek istiyor. Asla. ...2006 yapımı meşhur Arabalar serisi. Kahramanımız Şimşek McQueen başarıya koşullanmış bir yarış arabasıdır. Beklenmedik bir anda kendisini Route 66 otoyolu üzerindeki sessiz, sakin Radiator Springs kasabasında bulduğunda hayatın sadece bir finish çizgisinden ibaret olmadığını, hayatın kendisinin başlı başına bir yolculuk olduğunu keşfeder. Piston kuposu şampiyonası için ülkeyi baştan başa geçen Lightning McQueen, Radiator Springs kasabasının sıra dışı karakterlerini yakından tanıma fırsatını bulur. Filmin hikaye kurgusuna baktığımızda küçük yaş grubundaki seyirci kitlesine azim ve hırsın yeterli olmadığı durumlarda hedeflerin gerçekleşememesi gibi bir durum söz konusu olduğunu da bu pozitif şekilde karşılama ve yeni motivasyonlara doğru yönelme mesajı veriyor. Arabaların önceki filmlerinde de şampiyonluk yerine hayat kurtarmayı tercih eden Şimşek McQueen için kendini feda etme yeni bir durum olmasa da senaryonun yapısı biraz daha olgunlaşmış. Şimşek McQueen, takım çalışmasının rolünü küçümsememesi gerektiğini anlamak üzere olan ve kendine fazlaca güvenen bir şampiyondur. İş arkadaşları, öğretmenleri, yakın arkadaşları ve hayranları onun bitiş çizgisini ilk geçen olması için çalışıyorlar. Yaşamda karşılaşacağımız zorluklar elbette olacak. Ve üstesinden gelmek istiyorsak bize her zaman inanan dostlarımızın olduğunu unutmamalıyız. Başarıya giden yolda
bize inanan insanlar olduğunu da asla unutmamalıyız. İnanılmaz Aile 2004. Bir zamanların en büyük süper kahramanlarından biri olan Bob Perry, Mr. Incredible adıyla tanınmaktadır. İnsanları kurtaran ve kötülüklerle savaşan Bob, işlerden elini ayağını çeker. Özel bir programa bağlı olarak, ailesiyle birlikte sessiz, sakin bir yaşam sürmeye başlar. Ancak 15 yıl aradan sonra çok özel bir görev alır ve işler umulduğu gibi gitmeyince Bob'un karısı ve çocukları da olaya dahil olur. Sadece Bob değil, sayısız masum insan da tehlike altındadır. İnanılmaz Aile, aksiyon, komedi ve süper kahraman filmidir. Film, güçlerini gizlemek zorunda kalan bir süper kahramanlar ailesinin öyküsünü anlatmaktadır. Bütün ailesi özel yeteneklere sahip olan Bay İnanılmaz, iki çocuğu ve eşiyle beraber kentte güvenliği sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak kötülerle mücadele ederken süper kahraman ailenin gözü hiçbir şey görmez ve her kurtarma operasyonunda ortalığı kırıp geçirirler. Hikayenin ana karakterleri normal insanlar gibi görünmeye çalışır. Ancak süper güçlerini saklamak zorunda oldukları için de oldukça mutsuzlardır. Filmin özü, bize verilen yeteneklerin kişiliğimizin esaslı bir parçası olduğunu ve onları reddetmenin kendimizi reddetmek anlamına geldiğini anlatmaktadır. İnanılmaz Aile filminin bize verdiği mesaj, unutulmaması gereken bir nokta. Yeteneklerimizi saklarsak, hiçbir zaman kendimiz olamayız. Kayıp Balık Nemo 2003. Belki de pek çoklarımız ilk animasyon olarak Kayıp Balık Nemo'yu izlemişizdir. Kayıp Balık Nemo'nun hikayesi yönetmen, yazar Andrew Stanton için çok özeldi. Kendi hayatından yaşadığı olaylardan esinlenmiş ve bu hikayeyi senaryoya döndürmüştü. Nemo bir palyaço balığıydı. Çok ama çok meraklı olan Nemo, okyanusta keşfe çıkmayı çok istiyordu. Fakat babası Marlin, Nemo'nun tek başına böyle tehlikeli bir gezinti yapmasını da istemiyordu. Çünkü okyanus bazen çok tehlikeli olabilirdi. Babasının onu uyarmasına rağmen Nemo, bir gün babasından izinsiz okyanusta bir gemiye yaklaştı ve macera başladı. Birden arkasında bir dalgıç göründü ve Nemo'yu yakaladı. Marlin olanları gördü. Hemen Nemo'yu yakalayan dalgıcın bulunduğu teknenin yanına doğru gitmeye çalıştı. Ancak ne mümkün, tekne çoktan hareket etmiş ve uzaklaşmıştı. Marlin umutsuzdu. Ancak Nemo'nun peşinden gitmeye ve onu bulmaya kararlıydı. Film, Marlin'in oğlunu bulmak için harcadığı çabaları ve Nemo'nun da geri dönmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatıyor. Marlin, oğlu Nemo'yu bütün dünyadan korumaya çalışan şefkatli bir babadır. Ancak onun aşırı korumacı tutumu işleri daha da zor hale getirmiştir. Bu animasyon filmden çıkarılacak ana ders, çocukların dünyayı keşfederken muhakkak anne ve babalarının yardım ve desteğine duydukları ihtiyaçtır. Ancak unutulmamalıdır ki, herkesin hata yapmaya ve kendi yolunu bulmaya, kendi yolundan gitmeye hakkı olduğudur. Ancak unutulmamalıdır ki, anne ve baba çocuğuna yeteri kadar rehber olamaz ise, hata yapma hakkını kullanan çocuk, kendi doğru yolunu asla bulamaz. Sevimli Canavarlar 2001 yılı yapımı bilgisayar 3D animasyonlu film. İlk uyku vakitlerinden beri dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, anne babaları onları yatağa yatırıp
ışıkları söndürdüğünde canavarların ortaya çıkmaya hazır bir şekilde dolap kapısının ardında beklediğini biliyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Canavarlar için bu kişisel bir şey değil, sadece bir iş. Monster World'de yaşayan canavarlar çocukları korkutarak çığlıklarını özel kutulara doldurur ve bunları daha sonra Monster World'de enerji olarak kullanırlardı. Ancak bu dünyada toksit olarak nitelendirilen çocuklardan biri yanlışlıkla Monster World'e girince her şey alt üst olur. Bu animasyonda canavarların rolü dünya üzerindeki her çocuğu korkutmaktır. Ancak yıldırma ve korkutma gelişmekte olan bir toplumun kullanabileceği en kötü silahtır. Hikayenin kahramanları çok geçmeden karşılıklı anlayış, saygı ve iyilik halinin korkudan daha güçlü olduğunu bulurlar. Sadece animasyonların güzelliğiyle değil, senaryosu, karakterleri, esprileri, ayrıntıları ve didaktik gibi gözükmesine rağmen pek güzel işlenmiş metaforik mesajlarıyla büyükler için de enfes bir yapım oluşturmuş sevimli canavarlar. En korkunç olanlar genelde kendilerini korkuturlar. Unutmayın. Oyuncak Hikayesi. Oyuncak Hikayesi 1995 yapımı animasyon filmidir. Oyuncakların Gizli Yaşamı, Pixar'ın olay yaratan animasyon filmi Toy Story ile gözler önüne seriliyor. Andy, odasında takılmayı oyuncaklarıyla, özellikle Woody adındaki kovboy oyuncağıyla oynamayı seven sevimli küçük bir çocuktur. Fakat Andy, odada yokken oyuncaklar canlanmaktadır. Woody bir oyuncak olarak hayatından Andy'nin favori oyuncağı olduğu için çok memnundur. Fakat Andy'ye doğum gününde yeni bir oyuncak hediye edildiğinde şartlar değişecektir. Kendisinin bir oyuncak olduğunu düşünmeyen Buzz Lightyear isimli bu oyuncak kısa zamanda Andy'nin yeni favori oyuncağı olur. Kıskançlığın yiyip bitirdiği Woody, Buzz'den kurtulmaya çalışır. Fakat her ikisi de kaybolurlar ve Andy ailesiyle evden taşınmadan önce geri dönmeye çalışır. Kimse onları görmezken kendi hayatlarını yaşayan oyuncakların inanılmaz hikayesi oldukça etkileyici. Filmdeki oyuncakların insanlardan bir farkı yok. Onlar da bizim gibi sevilmek ve ilgi görmek istiyorlar. Yani yeni nesil teknolojiye odaklanıyor ve geçmişi önemsemiyor gibi. Ama film ilerledikçe bu iki değer arasındaki yakınlaşma, dostluk, yeni nesil böyle yapmalı mesajını veriyor. Yeniliklerin yanında eski değerlerini de bir kenara atma. Sahip çık ve onları sev. Zaman geçer, ancak gerçek dostluk ve bağlılık sonsuza kadar devam eder mesajını veriyor bizlere. Evet sevgili dostlar, 12 animasyon filminin ana temalarını, verdiği mesajları paylaşmaya çalıştım sizlerle. Sinema, duygular, düşler ve içgüdü dünyalarını anlatmak için en iyi araçtır der Louis Buñuel. Umarım sinema filmi gibi keyif alacağınız bir hayat yaşarsınız. Kalın sağlıcakla.